Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 31 Ağustos 6 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler dolunay haftasındayız. Hafta başından itibaren ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve çarşamba günü 2 Eylül'de sabah 8.21'de 10 derece balık burcunda dolunay meydana gelecek. Gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda güçlü tesirler altında olacağımız bir dönem. Çünkü dolunaylar dönüşüm dönemleridir ve önemli farkındalıklar ortaya çıkarır. Sizin 6. eviniz dolunayla aydınlanacak bu hafta genelinde. E, bu günlük hayatınızın detaylarına işaret ediyor. E, meşguliyetleriniz, işiniz, mesleğiniz, öğrenciyseniz eğitim hayatınız, çalışmalarınız, hizmet alanlarınız, genel sağlığınız, ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü sağlığınız, günlük hayatınızdaki alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz, sporunuz, tüm bunlarda bazı düzenlemeler yapacağınız, bazı farkındalıklar kazanacağınız bir süreçtesiniz aslında. Ee, hayatınızda gereklilerle gereksizleri şöyle bir ayrıştırabilirsiniz. Balık dolunayı manevi anlamda güçleneceğini, sezgilerinizin güçleneceği, belki bazı konularda hayatınızdan çıkarılması gereken temalara dikkat çekiyor. Yani bunlar fedakarlıklar olabilir, bırakmalar, sadeleşmeler olabilir. Ee, tabii 6. ev olunca e, hizmet alanlarımız ve başkalarına hizmet ettiğimiz konular da işin içine giriyor. Yapıyor. Evcil hayvanlarımız da 6. ev ile ilgilidir. Bu dolunay belki 6. ev yani bizim evcil hayvanlarımızla olan ilişkilerimize de biraz daha fazla ışık tutabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü dolunay kendinizle ilgili belirsiz olan, fark etmediğiniz bazı sağlığınızla ilgili ayrıntıları görünür hale getirebilir. Ve sağlığınızı iyileştirmeniz adına belki alışkanlıklarınızı da gözden geçirmeniz için bu dolunay bir tetikleyici unsur olabilir. Evet, bu hafta sonuna kadar gezegeniniz Venüs Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Daha çok yakınlarımıza odaklıyız. Aile, kardeşler, yakınlarımızda olup bitenler. Tabii ki aile büyüklerimiz, ebeveynlerimiz, Onlarla ilgili konularda biraz daha evcimen, daha hani e, korumacı, daha paylaşımcı bir e, enerji var. Bu hafta da devam edecek. Zaman zaman üzerimizde baskılar da hissedebiliyoruz. Sorumluluklar öne çıkabiliyor aileyle ilgili alanlarda. 6 Eylül'den itibaren artık pazar günden itibaren Venüs yengeçten çıkacak Aslan Burcu'na geçecek. Bu biraz daha sosyalleşme, biraz daha eğlence, keyif alabileceğimiz bir süreci işaret ediyor aslında. Ve yaratıcılık anlamında da Venüs Aslan'da 6 Eylül'den itibaren 2 Ekim'e kadar sizin için daha destekleyici olabilir. Bu hafta bir diğer değişim Merkür'de olacak. Merkür 5 Eylül'de artık Başak Burcu'ndan ayrılıp teraziye geçiyor. Sizin burcunuza gelecek. E, ve 27 Eylül'e kadar. Merkür'ün burcunuzdaki hareketi de çok önemli tabii ki sizin adınıza çünkü Merkür zihinsel faaliyetleri yönetir. Düşüncelerimizi, karar verme süreçlerimizi yönetir. İletişimle ilgili her türlü becerimizi Merkür yönetir ve sizin burcunuzdaki bir Merkür bu anlamları size öne çıkaracak. Yani 27 Eylül'e kadar siz daha fazla konuşma yazılı sözlü iletişim alanında aktif olabilirsiniz e, terazide Merkür daha uzlaşmacıdır paylaşımcıdır e, diplomasi yanı güçlüdür e, hak hukuk adalet konularında hassastır Siz de aynen bu özelliklerinizi Belki bulunduğunuz ortamda e, daha görünür hale getireceksiniz hizmet aldığınız e, alanlarda veya sizin hizmet ettiğiniz alanlarda her türlü iletişimle ilgili konularda anlaşmalarda görüşmelerde konuşmalarda sözleşmelerde Merkür burada size çok güçlü destekler verebilir seyahatler eğitimler geziler Hani bunlar da tabii ki Merkür'ün yönetiminde olduğu için 27 Eylül'e kadar bu alanlarda da nasipleriniz artabilir sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.